Yine ilginç bir konuyla beraberiz. Kuantum dünyasında işlerin ne kadar karmaşık olduğunu gösteren kuantum çift yarık deneyini beraber inceleyeceğiz. Kuantum bilgisayar, kuantum iletişim gibi kuantum teknolojilerini anlayabilmek için kuantum süperpozisyonun kabaca ne olduğunu, klasik olasılık problemlerinden farkının ne olduğunu bilmek şart. Diğer videolarımda da yer alan ve çoğunlukla kuantum dendiğinde size direkt anahtar kelime olarak söylediğim olasılık burada da yine sahnede. Kuantum geçen çoğu şeyde olasılıkların, yani hem burada hem şurada gibi olasılıkların olduğunu mutlaka aklınızdan çıkarmayın. Şimdi diğer videolarımda da kuantum fiziğine ait dinlemenizi ve podcastlerimi de yine dinlemenizi tavsiye ederim. Süperpozisyon, foton, fonon, elektron gibi parçacıklar için geçerli olan bir duruma verilen isim. Bir parçacığın kuantum durumunun aynı anda farklı durumlarda olabilmesi anlamına geliyor. Klasik durumda mesela bir bit sadece iki durumdan birini, 0 veya 1, açık veya kapalı alabilirken kuantum bit, qubit aynı anda hem 0 hem de 1 durumunda olabiliyor. İşte tam özeti de bu arkadaşlar. Yani biri ya 0 ya 1 alıyor, aynı anda 0 ya da 1 alıyor. Kubitte de öyle. Kuantum süperpozisyonunu anlamak için çift yarık deneyi çok güzel bir örnek. Bu deney ayrıca modern fiziğin temel taşlarından olan dalga parçacık ikiliğini de çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Bu arada bu ikilikle alakalı Kopenhag yorumu da kanalımda video olarak mevcut. Deney için parçacık elektron kaynağı üstünde çok ufak yarıklar oluşturacağımız bir perde ve parçacıkların çarptıkları zaman aydınlık bir iz bırakacağı bir ekran gerekiyor. Önce perdenin tam ortasına attığımız tek yarık ile başlıyoruz. Elektronlar yarıktan geçip ekranın üstünde tam yarığın karşısında olacak şekilde iz bırakıyorlar. Bu iz kırınım etkilerinden dolayı yarıktan biraz daha geniş. Beklendiği gibi bir sonuç, bir sıkıntı yok. Çift yarıklı bir perdede deneyi tekrarladığımız zaman elektronların parçacık olmalarından ötürü bir değil iki tepeli bir desen görmeyi bekliyoruz. Fakat böyle olmuyor. Orijinal çift yarık deneyini yapan Thomas Young, tek ışık kaynağı olarak iğne deliğinden geçen güneş ışığını kullanmıştır. Günümüze kadar bu deneyin sayısız versiyonu üretilmiş, konunun birçok yeni açısı keşfedilmiştir. Young'ın orijinal deneyinde iğne deliğinden yayılan ışık, üzerinde birbirine yakın iki iğne deliği bulunan ve deliklerin ilk kaynağı uzaklıkları eşit olacak şekilde yerleştirilen saydam olmayan bir engele düşürülür. Birinci iğne deliğinden herhangi bir anda çıkan ışık, diğer iki iğne deliğinden aynı anda geçeceği için İki iğne deliğinden çıkan ışık o anda aynı farzda olur ve ekranda girişim çizgilerinin yeri değişmez. Girişim saçakları gözlemlenir. Olasılık dalgası veya de Broglie dalgası ne elektromanyetik ne de mekanik bir dalgadır. Parçacığın belirli bir anda bir konumda bulunma olasılığını veren dalgadır. Parçacığa eşlik eden dalga paketleri olarak yayılırlar ve grup hızı ile hareket ederler. Bir elektron tek bir noktada değil, değişik noktalarda aynı anda bulunabilir. Max Born-Broglie dalgalarının fiziksel bir dalga değil, olasılık dalgaları olarak yorumlanması gerektiği düşüncesini ortaya atmıştı. Born'un yorumuna göre parçacıklar Broglie dalgalarının bulunduğu her yerde bulunur. Dalgaların güçlü olduğu yerde yüksek olasılıkla, zayıf bulunduğu yerlerde ise düşük olasılıkla bulunur. Böylece parçacığın konumu da doğal bir belirsizlik taşır. Yani fiziksel sistem için Schrödinger dalga denkleminin birden fazla çözümü olabilir ve her bir çözüm lineer toplamı da yine bir çözümdür. Biz bunu üst üste binme ya da süperpozisyon ilkesinin matematiksel değerlendirmesi olarak görebiliriz. Belirtildiği gibi Born'un yorumu ise olası işe olasılıkları katar. Bu yorumlara göre
fiziksel bir sistemin tüm olası durumları bir genlikle, daha doğrusu bir dalga ile temsil edilebilir. Sistem hakkında tüm bilgileri veren dalga fonksiyonu ise tüm olası durumları temsil eden dalgaların üst üste binme halidir. Sistemle ilgili bilgi edinmek için tek yapılması gereken şey bir ölçüm ya da gözlemdir. Yani arkadaşlar, burada şunu anlayabilirsiniz. Kuantum dünyasında ölçüm yaptığınızda ya da gözlem yaptığınızda, Schrödinger'in kedisinde olduğu gibi, yine kanalında videosu mevcut, gözlem yapıldığında olayın değişeceği görülmektedir. Yani gerçekliğin değişeceği gözükmektedir. Ölçüm sonucu elimize bir değer geçer ama bu olası değerlerden sadece birisidir. Ve hangi olası sonucu elde edeceğimizi de kesinlikle belirleyemeyiz. Yani burada yine kuantum dünyasına atıfta bulunuyor. Şöyle ki, gözlem yaptığınızda olası durumlardan biri meydana geliyor ama gözlem yapmadığınızda her iki durumda mevcut konumda oluyor. Kısaca, yapılan ölçüm sistemin bilgisini tek bir değere indirgemiştir ve diğer tüm bilgiler silinmiştir. Üstelik aynı sistem üzerinde tekrar bir ölçme şansı yoktur. Çünkü artık sistem değişmiştir, yani sistem aynı sistem değildir. Bu durum dalga fonksiyonunun çöküşü ya da indirgenmesi deriz. Bu durum bir gözlemlenebilir re karşılık gelen işlemcinin dalga fonksiyonuna etki edip onu başka bir fonksiyona taşımasının felsefi yorumudur. Yorum katacağımız noktaya gelirsek, parçacıklar tek tek atılırken yarıkların ikisinden de geçmeleri oldukça kesin bir ifadeyi kullanıyoruz. Ancak kullandığımız araçlar ne kadar hassas, parçacıkların olağanüstü hızlarıyla beraber hareketlerini tam olarak algılayabilir mi, tartışılır, tartışılmalıdır da. Maddenin doğası ile ilgili ikilik fikri ilk olarak 17. yüzyıldaki ışık ve maddenin doğası tartışmalarına dayanır. Huygens ve Newton. 1803'te ise fizikçi Thomas Young tarafından gerçekleştirilen çift yarık, diğer bir adıyla çift delik deneyi, maddenin doğasında yer alan bu ikiliği ortaya koymak için yapılan başlangıç çalışmalarından biridir. Young, deney düzeninde tek ışık kaynağı olarak iğne deliğinden geçen güneş ışığını kullanmıştır. İğne deliğinden yayılan ışık, üzerinde birbirine yakın iğne deliği bulunan ve deliklerin ilk kaynağı uzaklıkları eşit olacak şekilde yerleştirilen saydam olmayan bir engele düşürülür. Birinci iğne deliğinden geçen herhangi bir anda çıkan ışık, diğer iki iğne deliğinden de aynı anda geçeceği için iki iğne deliğinden çıkan ışık o anda aynı fazla olur ve ekranda girişim saçakları gözlemlenir. Young'ın çift yarık deneyinde sadece ışık üzerine denemeler yapılmıştır. Ta ki 1961'de Klaus Jönsson bunu o zamana kadar parçacık tanımına uyan elektronlarla deneyine kadar. Yeni deneyin tam olarak anlaşılabilmesi için parçacıkların nasıl davrandıklarının görülmesi gerekmektedir. Bir elektron tabancasından eski tip televizyonlardaki katot ışın tüpü de diyebiliriz buna. Gönderilen elektronlar sadece tek bir yarıktan geçirilirse gözlem plakasında çarpma sonucu oluşan noktalar en sonunda düz bir çizgi oluşturur. Diğer bir deyişle, yarıktan geçebilen elektronlar tek bir doğrultuda ilerler. Benzer şekilde yarığa ışık gönderildiğinde plakada yine bir düz çizgi görülür. Bu çizgi ışığın en yoğun olduğu bölgedir. Yarık sayısı 2'ye çıkartıldığı zaman ışığın dalga özelliğinden dolayı bir girişim deseni oluşturduğu yangın deneyinde gösterilmişti. Bu durumda çift yarığa elektron gönderildiğinde düz bir doğrultuda sadece iki yarığın birinden geçebilecekleri için iki sütundan oluşan bir görüntü elde edilmeliydi. Fakat elde edilen bir girişim deseniydi. Nasıl oluyor da madde parçacıkları tıpkı dalgalar gibi bir girişim deseni oluşturuyordu? İlk akla gelen, elektronların toplu halde gönderildiğinde birbirlerine çarpıp doğrultu değiştirdikleriydi.
Ancak elektronlar çift yarıya tek tek gönderildiğinde sonuç değişmemişti. Dönemin bilim insanları elektronların nasıl bir hareket yaptığını gözlemlemek için sisteme bir direktör eklediklerinde ise elektronlar bu kez parçacık gibi davranıp doğrultu değiştirmeyerek iki sütun oluşturdular. Deney yakından gözlemlendiğinde bir şeyler değişmişti. İşte burada tam o daha önce bahsettiğim duruma değiniliyor. Yani gözlem ortaya çıktığında durum değişimi yaşanıyor. Bu kuantum dünyasında olağan bir durum olarak lanse ediliyor arkadaşlar. Gözlem yaparsanız olası durumları tek bir duruma indirgemiş oluyorsunuz. Tüm bu elde edilen sonuçların yorumlanması gerekiyordu. Bu nedenle fizikçi Niels Bohr tarafından oluşturulan konsey, Kopenhag yorumu adı verilen kuantum mekaniğinin görüş ve ilkeler dizisini yayınladı. Deney sonuçlarına ve buna göre şöyle maddelenebilir. 1. Makroskobik sistemler klasik fizik kuralları, mikroskobik sistemler ise kuantum mekaniğinin ilkeleriyle değerlendirilmelidir. Yani aynı deneyi elektrondan çok çok daha büyük parçacıklar olan bilyalar ile yaparsak ekranda göreceğimiz girişim deseni değil 2 adet çarpma sütunudur. 2. Bir mikroskobik sistemin konum ve momentum gibi durumlarını içeren bir dalga fonksiyonu vardır. Mikroskobik bir sistem olan elektrona da bir dalga fonksiyonu eşlik etmektedir. Hatta kendisi potansiyeller dalgasıdır. 3. Dalga fonksiyonunun normalizasyonu sistemin belli bir noktada değil, bölgede olduğunu söyler. Yani elektron parçacık olarak tabancadan çıkıyor, ancak aynı zamanda bir potansiyeller dalgası olduğu için yarıklara ulaştığında her ikisinden de aynı anda geçerek kendisiyle girişiyor ve ekranda girişim deseni oluşturuyor. Gözlemler dalga fonksiyonunu çökertir. Bir niceliği gözlemlemek üzerine ışık tutmak anlamına gelir ve elektronlar foton ile etkileşebilecek kadar küçüktür. Bu etkileşim sonucu dalga fonksiyonu özelliğini kaybeder ve sadece parçacık özelliği gösterir. Sadece tek bir deneyden dahi böylesine büyüleyici sonuçların elde edilebilmesi, madde nedir sorusunun cevabının hem dalga hem parçacık olduğunu göstermektedir. Görebildiğimiz makro evren, yani biz ve çevremiz, matematiksel ve fiziksel olarak daha genel bir küme olan mikro evrenin özel bir durumuyuz. Sadece maddesel dalga boyumuz çok küçük olduğu için tamamen ihmal edilebilir bir dalga özelliğimizin yanında tamamen parçacık özelliği de göstermekteyiz. Bugün elektron, proton gibi parçacıkların bazen madde, bazense dalga gibi davranması maddenin ikili doğası olarak adlandırılıyor. Örneğin elektronlar çift yarık deneylerinde dalga gibi davranmalarına rağmen tek yarık deneylerinde madde gibi davranırlar. Çift yarık deneylerinde bir girişim deseni oluşurken tek yarık deneylerinde de oluşmamaktadır. Evet, burada görsel olarak kafanızda da canlandırmanız için çift yarık deneyinin tam olarak nasıl yapıldığına dair kısaca bir anlatım yapayım kendimce de. Şöyle ki iki tane plaka düşünün arkadaşlar. Öndeki plakada bir iğne deliği var. Güneş ışını Thomas Young'ın yaptığını anlatıyorum bu arada. Güneş ışığı geçtiğini düşünün. Eşit uzaklıklarda iki tane daha plaka koyduğumuzu düşünelim. Ben bunu bir kitaptan okumuştum. Oradan özetleyerek size anlatıyorum. İğne deliğinden geçirdiğimiz ışık diğer çift yani delik olan ilk plakaya ulaştığında biliyorsunuz ışık yayılacağı için her iki delikten de geçiyor. Sonra diğer deliklere geçiyor, sonra ekrana yansıtılıyor arkadaşlar. Yani aradaki mesafeden dolayı ışık tek bir noktaya değil o ilk delikten geçerken yayılarak geçiyor ve diğer iki deliği de doldurarak geçiyor. Buna da işte çift yarık deneyi deniyor arkadaşlar. Çeşitli görsellerini de yine video içerisinde vereceğim. Ve yani burada yine kuantum fiziği devreye girdiği için olayı böyle formüllerle, değerlerle anlatmak yerine böyle en sade biçimde terimleri de dahil ederek sizlerle paylaşmak istedim.
Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.